Herkese merhabalar, Fatoshör kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar. E, bu videomuzda koçumuzun gövdesiyle devam edeceğiz inşallah. E, ben bacaklarımızı yaptım. E, şimdi ilk yapmamız gereken 26 tane zincir. E, umarım bu tüylüplerle zorlanmamışsınızdır. Şimdi bir tane düğüm attım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Şimdi arkadaşlar hemen dönüyoruz. Zincirimizin üstünü. Bu bu kısmı yani ilkini sayarak gidelim. Şimdi bir tane atladığımız için, bir tane döndürdüğümüz için e, sık iğnelerimiz 25 tane olacak üstünü tam 25 tane sık iğne dolduracağız. Uca kadar geleceğiz. Tekrar döneceğiz. 25 sık iğne. Yani ilmekleri sayarak giderseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ama ben buradan sayayım derseniz bu zor arkadaşlar çünkü gözükmüyor gerçekten. Hani örerken sayın ilmekleri. Buradan uca kadar 25 sayın. Tekrar bir zincir çekin. Tekrar dönün. 25 sık iğne sayarak örün. E, tam 10 sıra yapacağız arkadaşlar, zincirimiz hariç 10 sıra sık iğne dolduracağız, e, zincirimizin üstünü 10 sıra boyunca dolduracağız. Bunu yapalım şimdi, tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, e, tam 10 sıraya tamamladım, 25 sık iğne, 25 sık iğne tamamladım. Yani bu şekilde örerek. Şimdi bacaklarımızın bağlamaya geçiyoruz, e, hemen. Bacağımızın birisini alalım. Ee, şimdi arkadaşlar bu şekilde yani e, tam bu yanından arka kısmından değil yan kısımlarından bağlama yapacağız. Şöyle göstereyim. Buradan tam bağlama olacak. Evet. Şimdi hemen bir giriş yapıyorum. Ilmeğimi alıyorum. Bir zincirle bağladım. Şimdi yanına, hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim, biz bunu bir, bir iki ilmek biraz daha ilerden alırsak daha iyi olacak. Yani şimdi bunu tam böyle yarılıyoruz ama şu kısımdan, yani tam ortasından değil, az bir önünden alalım ki. Ayağımız yamulmasın. İlmeğimizi geçirelim. Hani bunlar da e, saya saya gideriz. E, yani dediğim gibi ayrı e, sık iğne saymamız mümkün değil. Hemen bir zincirle bağladım. Tekrar yanındaki sık iğneye bir tane daha bağladım. 2 sık iğne ile bunu bağlıyorum. Şimdi yanını örüyorum. Devam ediyorum vücut kısmımıza. Yine böyle sayarak gidiyorum. 1 Arkasını da eşit yaparız. 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne denk geldi. 8 sık iğne yapalım arasını. Şimdi bir diğer ayağımı da hemen bağlıyorum. Bu şekilde yine yine aynı şekilde umarım gözüküyordur. Evet. Bunu da yine tam ortadan alın arkadaşlar siz yine de. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki e, bacaklarınızdan tedirginseniz içlerine hani e, bu bağlantıları yapmadan önce birer tel veya e, bir boru da takabilirsiniz. Hani bilmiyorum benimkiler taş gibi oldu ama hani siz belki gene hani içiniz rahat etmiyorsa hani örnek vereyim dedim. Gene yine, yine kendiniz bilirsiniz. Şimdi e, ilmeğimi çıkardım bir tane zincirimi ile bağladım hemen yanından tekrar e, bir tane daha iki sık iğne ile bağlamış oldum şimdi bu arası aslında <laughs> normalinde eksildi ama biz yine 25 sık iğne sayalım biraz e, vücudumuz tombiş olması lazım bu yüzden 25 olarak devam edelim yine Evet, şimdi hemen 25 sık iğne örüyorum. Yani denk gelmeyebilir. Denk gelmeyen yerlere yani 25 sık iğne tam denk gelmeyebilir. Çift de bassanız olur. İpimiz tüylü olduğu için e, hiçbir hata fark edilmiyor. O yüzden yani 25'e tam tamamlayın ki en azından eşit olmuş olacak. Evet, şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 atladım sanki atladığınızda fark ediyorsunuz arkadaşlar çok arası açılıyor 11 12 İneklerimiz çoğalsın, problem değil. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Benim bile Biraz fazlaca gittim herhalde. Bir de eksiliyor haliyle. 23. Problem değil aslında. 23 sık iğne olsun. 23'ten devam edelim. Sonra üstte arttırma yapacağız zaten. Problem değil. Şimdi 23 saydım arkadaşlar. Burasını da 23 sayarak tamamlayacağım eşit olsun diye. Şimdi tekrar e, ayaklarımdan yine bağlama yapacağım. Şimdi şöyle tuttuğumda böyle Evet. Demek ki bu arka kısım oldu. Evet. Çok kontrollü bağlayın. Tekrar tekrar uğraşmayın sonra. Evet. Şimdi hemen bunu da yine yanından Yine buradan ilmekle bağlama yapacağım. Hatta bir ilmek daha geriden yapacağım. Evet. Şimdi Evet, bir zincir çektim, bağladım. İkinci zincirimi çektim. Şey, ikinci sık iğnemi yaptım. Onu da bağladım. Şimdi bu arayı 8 örmüştük. Burayı da şimdi sayarak 8 gidelim. 1 2 3 4 5 ee, İnanın karambole batıyorum. Nereye denk gelirse sayıyorum. Sadece yamulmasın, e, yampiri yumpiri olmasın. Evet, 8. Karambole belki ilmeklerin altında batıyorum, belki üstünde batıyorum, belki tek lobunu alıyorum. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ama e, dediğim gibi tüylü ip olduğu için hiçbir hatayı göstermiyor. Diğerlerinde olduğu gibi, hani diğerlerinde tabi dikkat ediyoruz çünkü bir e, hata hemen kendini gösteriyor, bu yüzden burada pek gerek kalmıyor gibi. Evet, şimdi hemen bunu da yine bağlantımızı yapalım. Evet, kesinlikle korkmayın, olmaz demeyin, olur merak etmeyin. İkinci sık iğnemle de. Bağlamış oldum şimdi bu karşı tarafı şu kısmı 23 sık iğne Batmıştım Buradan da yine 23 sık iğne Yapıyorum 1 2 3 İnşallah denk getiririm 4 bir ilmek fazla, bir ilmek eksik. Hiç önemli değil. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fazla gittim sanırım. Evet 13 14 15 16 17 18 19 Yine fazla gittim hemen hissediliyor fazla gittiğiniz yer Hemen hissediliyor 19 20 20 Dibine battım mesela onu da hissettim 20 Evet 21 22 sürekli böyle sayarak gideceğiz arkadaşlar başka türlü olmaz çünkü 23. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramıza geçerken e, şimdi işareti aradım ama neyse bulamadım birazdan e, tekrardan bakarım ona. E, şimdi ikinci sıraya geçerken burada bir işaret pi takalım başlangıç ve sonuç yerimiz olsun ben onu ayarlayacağım Arkadaşlar şu anda yanında değil işaret ipim nasıl yapıyoruz hemen karşı tarafa atlayarak birleştiriyoruz bunu çevresini örüyoruz bunları da Hatta sayın belli bir sayı olsun şimdi mesela ilk bacakta kaç sayı gittiniz İkinci bacağı da aynı şekilde sayarsınız. ona onun sayısına tamamladığınızda hepsi eşitlenmiş olacak. Bunları bu şekilde burayı ördükten sonra tekrar buradan hemen vücuda tekrar bağlama yapıyoruz. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi araları tabii bir bir sık iğne azalmış olacak. Birer sık iğne. Şimdi bu arası mesela 8 sık iğne ise bu bacaktan bir tane sık iğne azalacak. Bu bacaktan sık iğne azalacak. Çünkü bağlama yapacağız. Burada 6 sık iğne kalacak. Buna göre gidelim. Bacaklarımızın da tam sayısını bir tanesini belirleyelim. Diğerlerini de ona göre ayarlayalım. Yani burada kaç ilmekse bu bacağımızda o kadar ilmek say sayarak örelim. Diğerini de aynı şekilde. Şimdi biz bir sıra birlikte geldik. Bunu tam 4 sıraya tamamlıyoruz. Bacaklarımızı vücuda ekleyerek. Hep iki yandan ekliyoruz. Bir bu taraftan mesela dönüyoruz, örüyoruz, bu taraftan da bağlıyoruz. Bu şekilde ayarlayalım. Yani normal mesela iki tane ilmekle ilmek bitmiş olacak. Şimdi mesela bunu yan taraflarını 23 sık iğne mi yaptık? Şimdi bir buradan. Eksildiği zaman bir de bu bacaktan eksilmiş olacak yani iki sık iğne azalacak bunu Bir dahakine 21 olarak sayacağız Arkadaşlar inşallah Anlatabilmişimdir Yani e, Bağladığınız kısımları bir sayı düşürerek sayın e, Bir üst sırada Bu şekilde yapalım tam 4 sıraya tamamlayalım Sonrasında Devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi 4 sıra boyunca Bacaklarımı ekleye ekleye ördüm. Tam 4 sıra örmüş oldum. E, şimdi bundan sonrasında tam 15 sıra boyunca e, düz olarak örüyoruz. E, hiç ekleme değil. Artık zaten düze döndü gibi bir şey. E, eğer ki e, artma olur. Yani e, ilmek atlamamaya çalışın. Vücut daralmasın. Çünkü e, koyunun vücudu e, biliyorsunuz oldukça geniş büyük bir vücudu var. E, hiçbir şekilde atlama yapmayın. Ona dikkat edin. Fazlalaştırırsanız önemli değil. Fazla olsun. Ne kadar fazla olursa o kadar görüntüsü güzel olur. E, büyük durur vücudu. E, ama e, atlamadan özellikle yani çok arası kalmasın. Şimdi mesela şöyle göstereyim. Şunu e, buradan mesela ilmeği ördüm. Şurada hemen dibinden yanından e, giriyoruz normalinde. E, dikkat edin. Bu şekilde çok arası olmasın. Yani Tam yanından girmeye çalışın. Baktığınız böyle ara gel geliyor, onu e, örmeyin, dibinden alın arkadaşlar. 15 sıra örün. E, hatta ve hatta aralarda bir e, ilmek, 2 ilmek, 3 ilmek e, sıralarda şu yan kısımlarından artma bile yapabilirsiniz. E, dediğim gibi ne kadar büyük olursa gövdesi o kadar güzel olur. Şimdi mesela ben ilk sırayı öreceğim. İlk sırayı örerken burada 3 artma yapacağım tam yan kısmında yan kısımlarda 3 e, artma yapacağım 2 3 sıra öreceğim 1 2 1 2 ilmek daha arttıracağım yine 2 3 sıra daha öreceğim yine 1 2 ilmek arttıracağım bu şekilde yani geniş olmasına bakın e, sonrasında devam edelim yani çok da büyütmeyin tabii ki ama yani yuvarlansın e, nasıl diyeyim ben size e, Bayağı bir geniş olacak yani e, anlatamadım da e, bu şekilde yapın arkadaşlar hani bana da sormanıza gerek yok tekrar ya e, kaçar kaçar hani bunu fazlalaştıracağız onu kafanıza göre yapın çok da abartmadan azar azar e, sıralarda bir iki sıra arayla bir iki ilmek fazlalaştırarak tam 15 sırayı örelim bundan sonrasında tekrar devam edeceğiz Evet arkadaşlar tam 15 sıra boyunca bazı yerlerde birkaç arttırmalar yaparak düz bir şekilde ördüm. E, 15 sırayı bitirdik. Şimdi e, 8 sıra boyunca şunu yapıyoruz. E, bacak boğumlarımızdan birer kesim yapıyoruz. Yani bir bu bacaktan bir, bir bu bacaktan yani e, şurasında iki kesim olmuş olacak. Daha sonrasında e, diğer diğer tarafımızda da yine aynı şekilde bir bu bacaktan bir de bu bacaktan burada da iki kesim yapmış oluyoruz yani dört kesim yapmış olacağız. E, şimdi bir de tam arka bacak e, arka kısmımızdan papa kısmımızdan yani buradan da iki kesim yapıyoruz üç e, sık iğne arayla. Bir tane e, kesim yapıyoruz. Üç tane örüyoruz. Bir kesim daha yapıyoruz. Yani toplamda e, iki e, bu taraftan öteki yanından bir bu yanından 2 iki, iki dört kesim burada. İki de popo tarafından 6 kesim yap, yapılmış olacak. Her bir sırada. Bunu tam 8 sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. E, kesimlerimizi şekilde yapıyoruz. Gezi kesim tabii ki bunda yapamayız. E bunda çok zor. Şimdi böyle e, tığımızla böyle e, kontrollü bir şekilde yani kontrol ederek tığımızla şimdi mesela bu yanında bu yanındaki sık iğneyi atlıyoruz. Yanındakinden örmeye devam ediyoruz. Kesimimiz böyle olacak. Yani bir sık iğne atlayarak kesimlerimizi yapıyoruz. Şimdi örelim 8 sıra boyunca. Alt kesim yapacağız. Her bir sırada, dediğim gibi tekrar edeyim. Birer tane bacak boğumlarından, şu bacakların hizasında. şu şekilde görüyorsunuz. Yani bacaklarımızın şu eklenmiş kısımlarından, şuralardan birer kesim yapıyoruz. Bir tane buradan, mesela bir tane de bu taraftan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Yani yanlarda ikişer tane olmuş olacak. İki de e, popo kısmında olmuş olacak. Yani 2 4 6 tane kesim. Her bir sırada yapıyoruz. Tam 8 sıra boyunca bunu örüyoruz. E, örelim. Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 8 sıra boyunca e, bacak boğumlarından ve popo kısmından birer kesim yaptım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ee, şimdi buradan sonra e, tam 10 sıra boyunca e, arkadaşlar e, öndeki ön bacak boğumlarından olan kesimleri bırakıyoruz. Sadece arka bacaktan olanları ve popo kısmından olanları devam ediyoruz. E, ön bacaklardan yapılmayacak arka bacaklarda ve popodan bir bu bacaktan bir de diğer bacaktan iki kesim olmuş olacak. Diğer iki kesimde yine popo kısmından devam edecek. Tam 10 sıra boyunca bunu da örelim. Sonrasında zaten artık kolaylıyoruz. Artık toparlanıyor vücudumuz. İnşallah bitireceğiz. Yapalım 10 sıra. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar tam 10 sıra boyunca sadece ark, bacakların arka boğumlarından ve popo kısmından e, ikişer tane kestim. Yani her bir sırada toplamda 4 sık iğne kesmiş oldum. E, bunu tam 10 sıraya tamamladım. Şimdi buradan sonrasında yapmamız gereken arkadaşlar bunu ortalamaya çalışın. E, şimdi bir tane daha alayım. Hani tam orta kısmından Şöyle göz kararı olarak söylüyorum arkadaşlar. Tabi siz bunu daha detaylı yapabilirsiniz. E, ortadaki buysa şurada da aşağı yukarı 3 tane sık iğne var. Şimdi tığımda ipim bir ilmeğim var. Şimdi bir tane daha alıyorum. 2 Yanından bir tane daha alıyorum. 3 Hepsini birden çıkartıyorum. Şimdi yine bir ilmek daha var. Bir tane alıyorum. 2 etti. Şimdi hemen bir tane daha alıyorum. 3. Popo kısmını toparlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane daha. 2 ilmeğim oldu. Bir tane daha aldım. 3. Hepsini birden çıkarttık. Papa kısmından bunu yapıyoruz. Ee, ben de tabii popodan önce yapmışım bunu. Neyse şimdi sökeceğim, tekrardan yapacağım. Yani popo kısmı şurasıysa şunu tam ortalayarak yapıyoruz. 3 e, sık iğne geriye alıyoruz. Bu işlemi aynen bu şekilde yapıyoruz. E, daha sonrasında düz örüyoruz. Tekrar aynı yere gelip ikinci sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar. E, temin yaptığımız işlemi döndüm. Hiç eksiltme artma yapmadan yine aynı yere geldim. E, temin yaptığımız bu sırada da temin yaptığımız işlemin İki kere yapıyoruz. İki ilmeğim oldu tığımın üzerinde. E, bu da üç ilmek. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bir, iki. Bir tane de tığımda vardı. Üçüncü ilmeğim. Hepsini birden çıkarttım. Şimdi arkadaşlar, şöyle alayım da kadrajdan çıkmasın. Evet, şimdi arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yine böyle bu şekilde dönüyoruz ve tekrar uca geliyoruz. Şimdi bunu da yapalım. E, son sıramızı yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Döndüm ve geldim. Şimdi buradan sonrasında artık bu son sıramız e, popo kısmımızın son toplanması. Şimdi bir ilmeğim var. E, tam 6 ilmek daha çıkartacağım. 2 3 4 5 ve 6. Pardon. 3 çıktı ötekinler. Evet 4 5 6. Evet 2 4 6. Evet. Bu da 7. ilmeğim. Hepsini birden çıkartıyorum. Ve burada kuyruğumu toplamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar daha fazla uzamasın videomuz. Şimdi bunu da yine örüyoruz. Kuyruğumuza kadar geliyoruz. Bitiriyoruz. Bundan sonrasında Şimdi ben el yaplarını falan da dolduracağım. Ama ben size söyleyeyim. Fazla da uzatmaya gerek yok. Ee, misinemizle misinemizle etamin iğnesiyle dikeceğiz. Evet. Şimdi bunu iki kat yapıyoruz. Umarım gözüküyordur misine. İki kat yapıyoruz. Düğümlüyoruz. Zaten dikiyorsunuz. Ee, o yüzden tek tek Hani göstermeye de gerek yok dikişini. Arkadaşlar buradan tam el sıkı sıkı doldurduktan sonra tam bu uçtan bu uca kadar dikiyoruz. Yani hiçbir şekilde boyun için hiçbir şey ayırmıyorsunuz. Tamamıyla bunu kapatıyoruz. Misineyi iki kat geçirelim. İki kat geçirelim derken yani iki katlı yapalım. Sağlam olsun çünkü sıkı dolu olduğu için patlama şubu olmasın. Bunu da bu şekilde tamamıyla e, el yapını doldurduktan sonra tam bir uçtan bir uca dikip tamamıyla kapatıyoruz. Yani gövdemiz bu kadar arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Sayfalarınızda e, adımı YouTube Fatoş Örgü olarak etiketlerseniz çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.